AK Parti Siirt İl Başkanlığı 5. olağan kongresi yapıldı. İl Başkanlığına Fuat Özgür Çalapkulu getirildi. ...14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede divan heyetinin seçiminin ardından konuşmalar yapıldı. Evet, biz de biliyoruz ki bayanlar AK Parti'nin üyesini oluşturur. Evet, gezerler, onlardan Allah razı olsun diyorum. Biz sürece böyle bakıyoruz kısaca. Siirt deyince aklımıza bir yiğidin kalkışı Siirt'ten gelip ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan gelir. Ona selam olsun. Eski il başkanı Feyzi Sevgi'nin ardından konuşan milletvekili Osman Ören, Siirt'te yaptıkları hizmetleri anlattı. Yolunda ve izinde giderek bu onurlu görevi yaklaşık 8 ay aşkın bir zamandır Siirt AK Parti Başkanlığı görevini yürütmüş bulunmaktayım. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, sizlerin öncülüğünde sevgiye, ilgiye, merhamete, adalete susamış olan kimsesizlerin, dul ve yetimlerin, dünya mazlumlarının ve sahiplenmeniz gereken tüm kardeşlerimizin gözlerindeki anlam dünyası bizlerin AK Parti'li bir nefer olmasını gerekli kılmıştır. Filistinlere, Gazze'lere, Suriye'lere, bütün İslam coğrafyasında da bütün mazlum milletlerin ilk duası önce bizim büyüklerimize, sonra kendilerine ve çocuklarına oluyor. Bu kutlu dava böyle bir dava. Bu dava ümmete mal olmuş bir dava. Allah hepimizin yolunu açık etsin bu davada. AK Parti milletiyle beraber yürüyen bir iktidardır. Kutlu Yüce'nin içine beraber çıktı. Ve hamdolsun millete vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getiren bir iktidarın mensuplarıyız. Siz de bize teveccüh gösterdiniz. Seçtiğiniz 2011'den beri AK Parti'nin bir vekili olarak bizi mesleğe gönderdiniz. Bizim de 2011'den yaklaşık bugüne kadar 3,5 yılda yaptığımız çalışmaları kısa bir şekilde ana başlıklar altında sunmak istiyorum. Siirt'te geceli gündüzlü hiç durmadan yaptığımız kamu hesapları dışında, kamu yatırımları dışında bizim kendi çabamızla, kendi imkanlarımızla geceli gündüzlü değerli milletvekilimiz Arif Abel'e yaptığımız çalışmalar sonucunda Siirt merkezi ilçelerine çok şey kazandığımızı iddiala söyleyebilirim. Çağrı merkezleri ve halı kilim atölyeleri İstanbul bunlar tarafta olan yapılmış çalışmalardır. Hamdolsun şehrin girişinde şehrin o kirli algısını değiştirecek ve bazılarının olmaz dediği kezer projesini bu ay içerisinde ihaleye çıkartıyoruz. Yine olmaz dedikleri meydan projesini inşallah bu ayda ihaleye çıkartıyoruz. Tabiat Parkı ve eski Zebze Hanı'nın bulunmuş olduğu o kirli araziyi de inşallah bu iki ay içerisinde ruhsat almak suretiyle vakıflar tarafından yaklaşık 40 trilyona mal olacak bir şekilde oraya alışveriş merkezi yapacağız inşallah. Sayacağımız birçok şeyin projesi, ödeneği, inşaat alanda ve hatta yapılmak üzere olan şeylerdir. Burada anlatılmış şeyler 2011'den beri bugüne kadar yapılmış olan yapıldığımız çalışmalardır. Bu yaptığımız yatırımlar inşallah 5-6 sene sonra meyvesini gösterecek olan yatırımlardır. Bu eğitim kurumlarında yetişecek olan insanlarımız bizim çocuklarımızdır. Geleceğin doktorları, avukatları, mühendisleri, öğretmenleri, vekilleri, başbakanları bu okulda kaliteli eğitimden geçtikten sonra inşallah ortaya çıkacaktır. Milletvekili Hafif Demir Kıransa, AK Parti felsefesi üzerinde durdu ve önümüzdeki seçimlerde 3 dönemi tamamladığı için aday olmayacağını söyledi. Bugüne kadar, partinin kuruluşundan bugüne kadar ilimizde ve ilçelerimizde bu partiye hizmet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum.
Bugün burada yeni bir yönetim kuruluyor. Bugüne kadar ki kardeşlerimin çabalarından dolayı kutluyorum. Ali Başkan orada gözlerimin içine bakıyor. Bütün il başkanlarımızı, bütün yönetimlerimizi kutluyorum. Ve yeni gelecek yönetimi de kutluyorum, başarılar diliyorum. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan emaneti öyle bir insana bıraktı ki Sayın Davutoğlu, Profesör Ahmet Davutoğlu öyle bir insanı bıraktı ki gecesini gündüzüne katarak yol yordan bilmeden gece gündüz çalışarak aldığı emaneti hedefine doğru götürüyor. Hedef ne? Geçmişten gelen ezele doğru giden bir dava. Bu davanın efeleri olarak biz kendimize düşen görevlerini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü kimse sizde garip gureba, herkes kadınıyla erkeğiyle bizden hizmet bekliyor. Bu arada değerli bayan kardeşlerim, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizler olmasaydınız hiçbir şekilde partimiz Türkiye bugünlere getiremezdi. Sizlerin o cefakar, o vefakar çalışmaların sonucunda çoluk çocuğunuzu, ailenizi, beylerinizi, kardeşlerinizi, annenizi, babanızı zaman zaman ihmal ederek sahada yaptığınız çalışmalar nedeniyle bugün partimiz Türkiye'de 9 seçimdir birinci parti geliyor. Ve Allah nasip ederse sizlerin vereceğiniz oylarla, sizlerin gücünüzle 7 Haziran'da yine birinci parti olacağız. Birinci parti olacağız da bizim istediğimiz %50'yi aşkın bir oy ile anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa erişmektir. Kongrede daha sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söz aldı. Siirt'in güzel insanları, biz sizi seviyoruz. Ve Siirt'in gelişmesi için, kalkınması için, büyümesi için, Batı ile arayı kapatması için elimizden ne geldiyse AK Parti hükümetleri olarak her şeyi yaptık. Benden önce çok değerli konuşmacı kardeşlerim, özellikle iki milletvekilimiz Siirt'e yapılan hizmetlerden bahsettiler. Ben size bir tek şey söyleyeyim. Bakın, yarım asır kendi öz isminden uzak, boynu bükük bir beldemiz vardı, Tillo. Artık söz verdiğimiz gibi has ismini, öz ismini ne yaptık? İade ettik. Bu bile Tillo'nun huzura kavuşması için çok büyük bir adım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Başbakanımızın da size selamları var. Ankara'nın size selamları var. Değerli kardeşlerim, bugün Allah'a şükürler olsun ki sizlerin desteğiyle iktidara gelen AK Parti son 12 yılda hem ekmeğimizi büyüttü hem özgürlüklerimizi artırdı. Bugün çok şükür klavyeler bile özgürleşti. Bugün sizleri Kürtçe'de, Arapça'da selamlayabiliyoruz. Siyaset dili olarak kullanabiliyoruz. Ama 15-20 yıl önce bu böyle değildi. 15-20 yıl önce bir bakanın gelip burada size Kürtçe hitap edebileceğini düşünebiliyor musunuz? 2000'li yılların başında 187 milyar dolara kadar düşmüş. AK Parti hükümetiyle birlikte 200 milyar dolardan aldığımız Türkiye'yi 822 milyar dolara çıkartmışız. Son konuşma ise hemşerimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yasin Aktay yaptı. Sosyologların dediği gibi İslam'dan uzaklaştık. Bediüzzaman Said Nursi'nin de çok net bir biçimde ifade ettiği gibi İslam'dan uzaklaşmış bir Türk, Türklükten de uzaklaşmıştır. Aynı şekilde İslam'dan uzaklaşmış bir Kürt, Kürtlükten de uzaklaşmıştır. Kürt'ün özü İslamiyettir. Kürt'ün özü bu geleneğin özüdür. Bu özden uzaklaştırdığınız zaman Kürt'e karşı en büyük asimilasyonu yapmış oluyorsunuz. Kürt'e de en büyük zulmü yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla
tarihin içinden gelmiş bir kimliktir. Siz bu kimliğe karşı, bu kimliği kendinize göre Marksist, Batıcı, Avrupacı bir takım insanların dolduruşlarıyla ucubeye çevirirseniz Kürtleri asıl o zaman asimile etmiş oluyorsunuz. Bir bakın arkadaşlar Allah aşkına, bugün PKK'nın veya HDP'nin Kürtlere empoze etmeye çalıştığı Kürtlüğün bizim geleneklerimizle, bizim dinimizle, bizim toplumsal kültürümüzle ne alakası var Allah aşkına? Her tarafı ciddi bir kaos, kriz içerisinde. Biz kendi içimizde bu barışı bu şekilde konuşarak, birbirimize saygı duyarak göstermek suretiyle dünyaya da bir toplum olmanın, güçlü bir toplum olmanın ne demek olduğunu, nasıl olması gerektiğini de göstermiş oluyoruz. Sayın Bakanım demin çok güzel, çok net ifadelerle ortaya koydu Türkiye mucizesini, Türkiye'nin ekonomik kalkınma mucizesini. Ben sadece bir noktayı daha belirteyim. Türkiye 12 yıl içerisinde 27. ekonomiden, dünyadaki en gelişmiş 27. ülkeden kaçıncıya çıktı? 16. sıraya kadar çıktı. Bu başlı başına büyük bir mucize. Onun için G20, yani dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin içerisinde yer alıyor ve inşallah bu sene G20'ye ev sahipliği yapıyor. Evet. Yasin Hocam'a teşekkür ederim. Hocamızı konuşturdu. Daha sonra tek listeyle gidilen seçimlerde Fuat Özgür Çalakkulu başkanlığındaki liste genel kurula katılanların kabulüyle göreve getirildi. Bugün çok mutlu bir günüm. AK Parti'de yeni bir dönem başlıyor inşallah Siirt adına. Bugün itibariyle seçim startını vermiş oluyoruz. Bana destek veren, katkı sunan tüm partili olsun olmasın tüm kardeşlerime, tüm sevdiklerime buradan selamlarımı iletiyorum. Herkese minnettarım. Burada beni bugün bu mutlu günde yalnız bırakmadılar. Bu mutlu günü, bu kongreyi bir bayram havası olarak yaşamamıza vesile oldular. İnşallah Rabbim bizleri de onlara karşı mahcup etmez. Onlarla ilgili sizinle ilgili çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi yerine getirebilmemiz için onların desteklerine sürekli ihtiyacımız var. Onlarla ilgili projelerimizi yerine getirebilmemiz adına bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Bu görevin bilincinde devam edeceğimize, görevimizi yapacağımıza herkesin inanmasını istiyorum. Herkesin destek ve dualarını talep ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teklif edenler Fevzi Sevgili Öner Geyik.